Merhaba arkadaşlar, ben Fikret Cantürk. Karadeniz Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi'nde teknoloji ve tasarım öğretmeniyim. Markalar, tescilli tasarımlar, patent ve faydalı model üzerine bilgiler vereceğim. İnsan düşüncesinin ürünü olan, yeniliklerin sahiplerine verilen haklara fikri ve sınai mülkiyet hakları denir. Telif hakkı, orijinal, yaratıcı bir fikri veya sanatsal her ifade telif hakları ile yasal koruma altına alınır. Romanlar, bilimsel literatür, tiyatro oyunları, yazılımlar, fotoğraflar ve resimler, müzikler, heykeller, televizyon yayınları ve benzeri telif haklarına örnek teşkil eder. Bir telif hakkının süresi kabaca bir eser sahibinin hayatı artı 70 yıldır. Markalar, mal ve hizmetlerin ticari kaynağını belirleyen ve ayırt etmeyi sağlayan işaretlerdir. Bu işaretler, kelimeler, logolar, isimler ve renkler gibi aynı zamanda ürünlerin şekli, paketlenmesi ve hatta sesler veya kokular gibi ticari kaynağı belirleyici diğer araçları kapsar. Markalar, ulusal patent ve marka ofisinde markaların tescil edilmesiyle oluşturulur. Markalar kullanıldıkları sürece korunur ve ulusal marka ofisleri veya uluslararası kurumlar nezdinde tescil edilirler. Tescilli tasarımlar. Tescilli tasarımlar bir ürünün dış görünümünü korurlar. Teknik yönleri için koruma sağlamazlar. Tescilli tasarımlar yeni desenleri, süslemeleri ve şekilleri kapsamaktadır. Patentler sadece teknik buluşlara verilmektedir. Patentler normalde başvuru tarihinden itibaren maksimum 20 yıl geçerlidir. Başvurular bir patent ofisine yapılmalıdır. Örnekte görüldüğü gibi telefonun markası Sony, model Xperia E1. Patent için veri işleme yöntemleri olan yarı iletken devreler. Telif hakları, yazılım kodu, kullanım kılavuzu ve melodi. Tescilli tasarım ise tüm telefonun şekli, tuşların konumu, kameranın konumu. Tüm bu fikri ve sınai mülkiyet hakları maddi olmayan varlıkların farklı yönleri ile ilgilidir. Ve aynı zamanda bir buluş sahibine buluşunu koruması için potansiyel olarak yardımcı olabilir. Örneğin buluş sahibi belirli bir özelliği sunan tek şirket olmak için patenti, ürünün kendine has özelliklerini müşterilerine aktarmak için markayı, bununla birlikte üretim işleminin bazı yönlerini gizli tutmayı da tercih edebilir. Ve eğer gizliliği sürdürmek için ciddi bir çaba sarf ederse ticari sırlara ilişkin kanunun sağladığı korumadan faydalanabilir. Patent ve faydalı model. Sınırlı bir süre. Bu süre patent için 20 yıl, faydalı model için 10 yıl ve yer için patent sahibine üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme amacıyla tanınan tekel haklardır. Sadece buluşlar patentlenebilir ve söz konusu patentler kamuya açıklanır. Patent verilmesi için zorunlu gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğinin tespit etmek üzere patent başvurusu patent ofisi tarafından incelenmektedir. Koruma süreleri başvuru tarihi itibariyle başlar ve aşağıda tabloda belirtilen süreler boyunca koruma devam eder. Patent ve faydalı model arasındaki farklar tabloda gösterilmiştir. Her ikisinde de başvuru, her ikisinde de şekli kontrol, her ikisinde de yayın, araştırma, patentte inceleme esas alınırken faydalı modelde inceleme esas alınmaz ve tescil. Bir ürünün patentlenebilirlik kriterleri içerisinde yenilik,
buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik şarttır. Patentler 20 yıl boyunca korunurken faydalı modeller 10 yıl boyunca yasal koruma altında korunurlar. Patentlenebilirlik kriterleri. Öncelikle ilk basamağımız yenilik. İkinci basamağımız buluş basamağı, üçüncü basamağımız sanayiye uygulanabilirliktir. Yenilik. Buluşun dünya çapında daha önce var olmaması, yani tekniğin bilinen durumuna dahil olmaması anlamına gelir. Buluş basamağı, buluşun ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayacak nitelikte olması anlamına gelmektedir. Sanayiye uygulanabilirlik, buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir, uygulanabilir veya kullanılabilir nitelikte olması anlamına gelir. Patent isteme hakkı. Patent isteme hakkı buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup başkalarına devri mümkündür. Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse patent isteme hakkı bunlara müştereken ait olur. Aynı buluş birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmişse patent isteme hakkı daha önce başvuruyu yapana veya diğerlerine göre rüçhan hakkı olana aittir. Patent almak için ilk başvuran kişi aksi sabit oluncaya kadar patent isteme hakkının sahibidir. Buluş niteliğinde sayılmadığı için patent verilemeyecek konular. 1. Keşifler, bilimsel teoriler, matematiksel yöntemler buluş niteliğinde sayılmadığı için patent verilemez. Bölme işlemi için bir kısa yol metodu buluş değildir. Ancak bu metoda göre çalışan bir hesap makinesi buluş niteliğinde sayılabilir ve patentlenebilir. Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemlere patent verilmez. Dil öğrenme yöntemi, bulmaca çözme, bir oyun veya ticari bir işletmeyi organize etmek için planlar buluş değildir. Ancak dil öğretmek, bulmaca çözmek, bir planı uygulamak veya oyun oynamak için yeni bir cihaz buluş niteliğinde sayılabilir ve patentlenebilir. Bilgisayar programları, estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, romanlar, tablolar, heykeller buluş değildir. Bilginin sunumu buluş değildir ve patentlenemez. Buluş niteliğinde olmalarına rağmen patentle korunamayacak buluşlar. Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar, mikrobiyolojik işlemler veya bu işlemler sonucu elde edilen ürünler hariç olmak üzere, bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler, insan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler, oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi dahil olmak üzere insan bedeninin öğelerinden birinin sadece keşfi patentlenemez. İnsan klonlama işlemleri, insan eşey hattının genetik kimliğini değiştirme işlemleri, insan embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla kullanılması, insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda sağlamaksızın hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu elde edilen hayvanlar patentlenemez. Patentin önemi. Tüm dünyadaki teknik bilginin %80'i patent dokümanlarında yer alır.
bilimsel yayınlardan çok daha günceldir. Yılda 2 milyona yakın patent başvurusu yapılmaktadır. Tüm dünyada yaklaşık 5.4 milyon geçerli patent bulunmaktadır. Patentin rolü. Teknolojik inovasyonu yani yeniliği teşvik eder. Rekabeti ve yatırımı teşvik eder. Bilginin yayılmasını teşvik eder. Teknoloji transferini teşvik eder. Patent süreci. Uygun hazırlanmış bir başvuruyla 3-4 yıl içerisinde patent belgesi, 9-12 ay içerisinde faydalı model belgesi alınabilmektedir. Ancak korumanız başvuru yaptığınız andan itibaren başladığı için süreç devam ederken hak kaybı yaşamazsınız. Patent konusunda yanlış bilinenler. Patent alabilmek için prototipimi üretmiş olmam gerekiyor. Bu patent konusunda bilinen yanlışlardandır. Hayır, prototip üretmek gerekmiyor. Buluşunuzu ilgili konuda uzman bir kişinin uygulayabileceği açıklıkta ve ayrıntıda yazılı olarak anlatmanız yeterli. Eğer bir ürün patentli ise daha kaliteli ve üstündür. Bir başka yanlış ifade de bu. Patent bir kalite göstergesi değildir. Bir buluşun patent belgesi almış olması onun yeni olduğunu ve bilinen teknikten açıkça farklı olduğunu gösterir. Üründe kullanılan malzemenin kalitesiyle ilgili herhangi bir bilgi vermez. Patentim olsa da ihlalleri engelleyemem. Patent hakkı yasalarla koruma. Patent koruması. Patent koruması ulusaldır. Türkiye'de alınan bir patent yalnızca Türkiye'de geçerlidir. Eğer farklı ülkelerde patentinizi yasal koruma altına almak istiyorsanız o ülkelerde de patent başvurusu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Buluşun yeniliği ise evrenseldir. Türkiye'de alınan bir patent bütün dünyada yenidir. Patent ön araştırması. Patent başvurusu yapmadan önce buluş konusunda ön araştırma yapmakta fayda vardır. Başvuru öncesinde neden araştırma yapılmalı? Mevcut teknolojiyi ve son gelişmeleri takip etmek için, var olan buluşlardan fikirler üretmek ve onların üzerine yeni gelişmeler yapmak ya da yeni buluşlar, yeni çözümler ortaya koyabilmek için lisans alabileceğiniz ya da verebileceğiniz kişileri tespit etmek için, başkalarının patent hakkını ihlal etmediğinizden emin olmak için patent başvurusu gerçekleştirmeden önce araştırma yapılmalı. Buluşum yeni mi? Yeni olmayan bir buluş için patent almaya çalışmak size zaman ve para kaybettirir. Patent veri tabanlarında ve internette anahtar kelimeler kullanarak ve patent sınıflandırılmasından yararlanarak araştırmalar yapabilirsiniz. Ücretsiz patent araştırma veri tabanları. Türkiye Patent ve Marka Kurumu veri tabanından ücretsiz olarak araştırmalar yapabilirsiniz. ExpoSenet Avrupa veri tabanı. Buradan da faydalanarak ücretsiz olarak araştırmalar gerçekleştirebilirsiniz. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Patent Veri Tabanı Patent Scope ve Google Patent Veri Tabanı'ndan faydalanarak ücretsiz olarak araştırmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Rüçhan Hakkı. Türkiye'de Türkçe olarak hazırladığınız patent başvurunuzu Türkiye Patent Kurumu'na başvuruda bulundunuz. Ve buluşunuzu yurt dışında da korumak istiyorsunuz.
Ancak bir sorun var. Başvurunuzu yabancı dile henüz çevirmediniz ve gerekli ücretleri şu anda verecek durumunuz yok. Bu da diğer ülkelere başvurma tarihinizi geciktiriyor. Patent sistemi bu konuda başvuru sahiplerine kolaylık sağlamaktadır. Rüçhan hakkı adıyla anılan bir hak sunmaktadır. Buna göre başvuru sahibine diğer ülkelere giriş yapabilmesi için 12 ay süre tanımaktadır. Bir başka deyişle, bir ülkede yaptığınız patent başvurusunu başka ülkede de yapmak isterseniz, ilk başvurunun yapıldığı ülkede elde ettiğiniz başvuru tarihinden itibaren 12 ay içerisinde aynı başvuru tarihini kullanarak başka bir ülkeye de patent başvurusu yapabilirsiniz. 30 Ekim 2011'de Türkiye'de bir patent başvurusu yaptığınızı varsayalım. 30 Ekim 2012 tarihine kadar herhangi bir ülkeye Türkiye'deki patentinizi rüçhan göstererek patent başvurusunda bulunabilirsiniz. Benzer şekilde yurt dışında yaptığınız yabancı dildeki başvurunuzu rüçhan göstererek 12 ay içerisinde Türk patente başvuru da gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru sürecindeki işlemler. Başvuruyu kendiniz de yürütebilirsiniz. Aynı zamanda patent vekilleri sizin için başvurunuzu takip edebilir. Başvuru unsurları. Başvuru unsurları ilk olarak başvuru formu, tarifname, istemler, özet ve varsa resimler ile devam eder. Başvurunun işleme alınabilmesi için kuruma sunulması gerekli belgeler. Patent verilmesinin istendiğine dair yazılı talep, yani başvuru formu. Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgiler ve başvuru sahibi ile temasa geçirebilmesini sağlayan iletişim bilgileri. Türkçe veya kanunun 90. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen yabancı dillerden biri ile yazılmış tarifname. Patent başvuru süreci şemada gösterildiği gibi patent başvurusu, şekli inceleme, araştırma raporu, 3 ay içerisinde inceleme raporu, başvuru sahibine eksiklerinin giderilmesi için en fazla 3 bildirim, eksikler tamamlandıktan sonra patentin tescillenmesi. Faydalı model başvuru süreci de tıpkı patent süreci gibi işlemektedir. Mucitler nelere dikkat etmeli? Buluş çözdüğü problemden daha karmaşık olmamalı. Başvuru yapmadan önce buluşunuzdan pek bahsetmemekte yarar var. Buluşunuz yeni mi değil mi ön araştırmasını yapmanız gerekir. Buluş sahibi problemi iyi anlamalı ve ona göre çözümler bulmalıdır. Buluşunuzu gizli tutarak koruyabileceğinizi zannetmeyin. Türk Patent Kurumu'na başvurunuzu gerçekleştirerek yasal korumayı başlatın. Patent üzerinde hukuki işlemler. Patent başvurusu veya patent başkasına devri mümkündür. Miras yoluyla intikal edebilir. Lisans konusu olabilir. Teminat olarak gösterilebilir. Türkiye Patent Enstitüsü nezdinde yapacağınız faydalı model başvurusunda aşağıdaki unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurlar başvuru formu, başvuru ücreti dekontu, tarifname, istemler,
özet ve resimlerden oluşmaktadır. Başvuru ücreti. Başvuru ücreti, başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde ödenmeli ve dekontu enstitüye ulaştırılmalıdır. Ücretin bu süre içerisinde ödenmemesi halinde başvuru geri alınmış kabul edilir ve gerçekleşmez. Faydalı model veya patent başvurusu online olarak yapılıyorsa bu ücret 17 TL'dir. Tarifname. Tarifname, buluşun tüm detayı ile anlatıldığı kısımdır. Tarifnamenin en başına tarifname, bunun altına buluş başlığı yazılmalıdır. Burada belirtilen buluş başlığı, başvuru formu ve özet sayfasındaki başlık ile aynı olmalıdır. Tarifnamenin ilk sayfasından başlamak üzere her bir sayfanın altına ilgili sayfa numarası yazılmalıdır. Tarifname sayfaları iki nüsha halinde hazırlanmalıdır. Buluşun anlaşılır olmasını sağlamak adına kısımlardan oluşması tavsiye edilir. Buluşun ilgili olduğu teknik saha, buluşun ne ile ilgili olduğu bu kısımda kısaca birkaç cümle ile belirtilmelidir. Buluş nokta nokta ile ilgilidir. Buluşun araştırılması, incelenmesi ve anlaşılması için yurt içi veya yurt dışında benzer buluş, teknoloji ya da ürünler tarifnamenin bu kısmında anlatılmalıdır. Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler. Bir önceki bölümde anlatılan buluşun, tekniğin bilinen durumundaki teknoloji ya da ürünlere göre getirdiği yenilikler, sağladığı avantajlar, ortadan kaldırdığı dezavantajlar veya çözdüğü problemlerin anlatıldığı kısımdır. Açıklamalarınızda resim bulunuyorsa bu açıklamaları bir liste halinde vermeniz gerekir. Şekillerdeki referansların açıklanması, şekillerde bulunan parçalar, işlem adımları ve özellikleri gibi unsurlar için verilen numaralara referans numarası denir. Her parça özellik için farklı bir referans numarası verilmelidir. Ayrıca verilen referanslar tarifnamenin her yerinde söz konusu parça özellik için kullanılmalıdır. Buluşun açıklanması, şekil ve referansların açıklanmasından sonra buluşun tüm detayı ile anlatılmaya başlandığı kısım tarifname kısmıdır. Bu anlatım sırasında daha önce numara verilen parçalardan bahsedildikçe hemen devamında parantez içerisinde ilgili referans numarası da yazılmalıdır. Buluşun sanayiye uygulama biçimi. Buluşun ne şekilde uygulanabileceği, nerede kullanılabileceği ve buluştan ne şekilde yararlanabileceği gibi konular belirtilmelidir. Burada örnek bir patent veya faydalı model başvurusunu görüyoruz. Başvurunun ilgili olduğu teknik saha, tekniğin bilinen durumu, buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler, şekillerin açıklandığı kısım tarifnamede detaylı olarak belirtilmelidir. Tarifnamenin sol kısmında bulunan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 gibi rakamlar satır numaralarını ifade eder. 5. satır, 10. satır, 15. satır gibi. Şekiller ve referans numaraları açıklanmalıdır. Buluş detaylı olarak açıklanmalıdır ve buluşun sanayiye uygulama biçimi aktarılmalıdır. İstemler. İstemler, buluşun koruma talep edilen unsurlarıdır ve başvurudaki en önemli unsur istemler bölümüdür. Diğer bir ifade ile koruma kapsamı istemlerde belirlenir. Korunması istenilen özellikler istemlere yazılmalıdır. İstemlerde yazılmayan özellikler
patent veya faydalı model kapsamında korumaya alınmaz. İstem sayfası yeni bir sayfada başlayacak şekilde çizgisiz A4 kağıdının bir yüzü kullanılarak düzenlenmeli ya da bilgisayarda düzenlenirse PDF dosyası olarak dönüştürülmesi gerekir. İstemler sayfasının başına istemler yazılmalıdır. Her bir sayfanın altına ilgili sayfa numarası yazılmalı. Her bir sayfada satır numarası yapılmalıdır. İstem sayfaları da iki nüsha şeklinde düzenlenir. İstemlerin dayandığı dayanağı tarifnamelerdir. İstemlerde bahsedilen konuların tarifnamede mutlaka açıklanmış olması gerekir. Diğer bir ifade ile istemler tarifnamede anlatılan buluşun kapsamını aşamaz. Ürün istemi yazılırken buluşun çalışma şeklini, işleyişini veya üretim sürecini anlatan ifade şekilleri kullanılmamalıdır. Bunun yerine ürünün sahip olduğu parçalar veya özellikler vurgulanmalıdır. İstemlerde buluşun teknik özelliklerinden bahsedilmelidir. İstemler sadece teknik yönü bulunmayan özellikler, erişilmek istenen bir sonuç ya da buluşun sağladığı fayda ve benzeri ile tanımlanamaz. Mesela buluşun konusu bir şemsiye olsun. Bu durumda tek başına yağmurdan korumak istemler ile korunamaz. Bunun yerine yağmurdan korumayı sağlayan teknik özellikler, parçalar istemlerde belirtilmelidir. Söz konusu özellik ve parçalardan bahsedilirken bu özelliklerle birlikte amaçlanan sonuç ve sağlanan fayda da belirtilmelidir. Örnek verecek olursak arkadaşlar, buluş bir şemsiye olup özelliği yağmurdan ve güneşten korumasıdır istemi yanlış bir istemdir. Doğrusu buluş bir şemsiye olup özelliği sap kısmına, sapa bağlı katlanabilir metal kollara, yağmurdan korumayı sağlayan ve kollara dikilmiş olan kumaşa, metal kolların açılmasını sağlayan ve sap kısmında bulunan düğmeye sahip olmasıdır ifadesi doğru bir istem ifadesidir. İstemlerde parçalar ve bu özellikler bahsedilmelidir. Buluş nokta nokta motoru olup özelliği yakıt tasarrufu sağlamasıdır ifadesi yanlış bir istemdir. Bunun yerine buluş nokta nokta motoru olup özelliği yakıt tasarrufu sağlayan parçalara sahip olmasıdır ifadesi doğru bir istem ifadesidir. İstemler açık şekilde anlaşılır yazılmalıdır. İstemler sadece tarifnameye ya da resimlere atıf yapılarak açıklanamaz. Her özelliğin ya da parçanın ismi açık şekilde yazılmalıdır. Mesela istemlerde bir borudan bahsedilecek olursa tarifname bu boru metal olarak belirtilmemişse istemlerde tarifnamedeki gibi boru denemez. Bunun yerine açık şekilde metal boru ifadesi kullanılmalıdır. İstemler tek cümle olarak yazılmamalıdır. Nokta ve iki nokta üst üste gibi noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Bunun yerine gerekiyorsa virgül ve noktalı virgül gibi noktalama işaretleri kullanılmalıdır. Örnek bir istem arkadaşlar. Gene sayfada satır aralıklarını göstermek amacıyla 5, 10, 15, 20, 25 gibi satır numaraları verilmiştir. Özet. Buluşla ilgili genel teknik bilgi verilen kısımdır. Özet, tercihen 50 ile
100 kelime arasında oluşur. Özet, koruma kapsamının belirlenmesinde ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz. Özet sayfası yeni bir sayfada başlayacak şekilde çizgisiz A4 kağıdı veya bilgisayar ortamında PDF dosyası olarak hazırlanmalıdır. Özetin en başına özet, bunun altına da buluş başlığı yazılmalıdır. Burada belirtilen buluş başlığı, başvuru formu ve tarifnamenin başındaki başlık ile aynı olmalıdır. Her bir sayfanın altına ilgili sayfa numarası, özet sayfası, istemlerin son sayfasından sonra gelen numara ile numaralandırılmalı ve yazılmalıdır. Özet sayfasında satır numaralandırması yapılmalıdır. Özet sayfaları iki nüsha şeklinde hazırlanmalıdır. Arkadaşlar, patent başvurusundan bir örnek. Ve her bir satır için verilmiş satır numaraları 5, 10, 15 gibi ifadelerle devam eder. Resimler. Tarifnamede anlatılan buluşun gösterildiği teknik resim sayfalarıdır. Başvuruda resim sayfalarının bulunması zorunlu değildir. Ancak buluşun anlaşılmasını kolaylaştırması bakımından başvuruda resim sayfalarının da verilmesi tavsiye edilir. Resimler çizim aletleri ya da el ile çizilir ise ya da bilgisayar programları ile çizilen teknik resimler olmalıdır. Fotoğraflar ve benzeri resim olarak kabul edilmemektedir. Akış şemaları ve diyagramlar teknik resim olarak kabul edilebilir. Resim sayfası yeni bir sayfada başlayacak şekilde çizgisiz A4 kağıdının bir yüzü kullanılarak düzenlenebilir ya da PDF dosyasında hazırlanmalıdır. Resim sayfalarının numaralandırılması diğer sayfalarınkinden farklı olmalıdır. Bu numaralandırma o sayfanın numarası toplam resim sayfa sayısı şeklinde olmalıdır. Mesela toplam 3 resim sayfası varsa sayfa numaralandırılması 1/3, 2/3, 3/3 şeklinde olmalıdır. Resim sayfalarında satır numaralandırmaları 5, 10, 15 bulunmamalıdır. Her sayfada birden fazla şekil bulunabilir. Her şeklin altına numarası yazılmalıdır. Bu şekillerin açıklanması tarifnamede yer almalıdır. Tarifnamede verilen tüm referans numaraları şekillerde gösterilmelidir. Tarifnamede bulunmayan referans numaraları resimlerde de bulunmamalıdır. Resimlerde yazılı ifade kullanılmamalıdır. Yazılı ifadeler yerine tarifnamede belirtilen referans işaretleri ve şekil numaraları kullanılır. Sadece kaçınılmaz durumlarda tek kelimeyi geçmeyecek şekilde ve akış şemalarında yazılı ifadeler kullanılabilir. Resimler, renk ve gölgelendirme kullanılmaz. Resimlerdeki çizgiler siyah dışında renk kullanılmadan yeterli koyulukta çizilmelidir. Şekillerin içi boyalı, gölgeli, siyah veya başka bir renk ile dolu olmamalıdır. Bunun yerine kesit çizgileri kullanılabilir. Resimler ve detayları 3'te 2 oranında küçültmede görülecek büyüklükte olmalıdır. Resimler sayfa kenarlarına çok yakın ya da sayfa dışına taşacak kadar büyük çizilmemelidir. Resimlerde buluşa ilgi olmayan gereksiz çizimler bulunmamalıdır. Buluş açısından zorunlu değilse resimlerde ölçülendirme kullanılmamalıdır. Resim sayfaları iki nüsha halinde düzenlenmelidir. Ekranda gördüğümüz gibi örnek resimler burada mevcut. Sunumumuz burada bitmiştir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.